Güzel. Güzel kızım benim. Arkadaşlar halen pamuğa bir sahiplenecek birini bulamadım. Bu kızımız da kaçmış gelmiş. Ev yakın olduğu için aramızda yani 100-200 metre ara var evlerimizin arasında. Kaçmış gelmiş. Bunu sahiplendiler. Güzel kızımızın ama gelmiş. Şimdi kucağımda uyuyorlar. Bunu geri götüreceğim. Ama bu kızımıza bir tane sahip aranıyor, ev aranıyor, yuva aranıyor. Bunun evi var. Ama beni özlemiş herhalde. Beni ziyarete geldi. Bu gece bende kalacak. Değil mi kızım? Özledin mi beni? Güzel kızım. Güzel kızlarım. İkisi de kucağımda uyuyor. Kızımız alışmış zaten kucağımda uyumaya. Pamuk kızımız. Bu da uyuyor. Yine annesi zannetti herhalde beni. Pamuğun adetidir böyle yapmak. Ne zaman kucağıma gelse, kucağımda uyumaya başlasa böyle yapıyor. Annesini hatırladı herhalde. Kızım. Annem ben değilim. Orası da meme değil. Hem kendini yalıyor hem de pamuğu.
Aferin kızıma, aferin. Güzeli kızım. Sen de güzelsin. İkiniz de güzelsiniz. Bu kedi isim de koymadım buna. Mastan diyelim, Mastan olsun. Bu kediyi bir sabah kalktım. Bahçede uyuyor. Ben zannettim bu diğer sokak kedilerinden, onların yani bir aile var. Aile kedi, anne, baba. İki tane de yavruları var. Buna benziyor zaten. Onlardan biri zannetmiştim ilk başlarda. Onlar çok korkak. Yaklaşmıyor insana. Baktım bu yaklaşıyor. Şaşırdım, Allah Allah, bu kedi nasıl oldu? Bir günde bu kadar evcilleşti. Meğer bu kendisi gelmiş bize. Veya biri belki de getirmiş, bizim bahçeye bırakmış gitmiştir, olabilir. Kaçmıyor benden. Biraz ürküyordu ama yine de elim, yani yaklaşabiliyordum, yakalayabiliyordum. Başını okşayabiliyordum. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş bana alıştı. Şimdi kucağımda uyuyor. Bundan yaklaşık 2 gün önce de bunu sahiplendiler. Bir arkadaşım sahiplendi. Kendi komşum zaten yakın. Yine gelmiş. Bana gelmiş. Yarın yine onlara götüreceğim. Oraya alışsın. Benim yaklaşık 6 gün sonra gideceğim. 6 güne kadar da bu küçük kızımıza, pamuğumuza bir yavru, sahiplenecek birini bulmam lazım. Yoksa bu yaşayamaz. Böyle kucağa alışmış. Avlanmayı bilmiyor. Yani burası köy yeri, şehir yeri değil ki herkes getirsin. Bunlara yem versin. Şehirde herkes apartmanın önüne yemek koyuyor. Kediler için mama veriyor. Hem bolluk. Yani orada yemek vermeseler bile kediler çöplüklerden falan yiyor. Bir şekilde karınlarını doyurabiliyorlar ama burası köy yeri. Öyle yemek bulmak da kolay değil. Bolluk yok. Buna mutlaka bir sahip bulmam gerekiyor. Kızlarımızı. Kaldı Pamuk kızım. Pamuk kıza da bulduk mu bir yuva, içim rahat olacak.
rahat bir şekilde Türkiye'ye dönüş yapabilirim. Yoksa aklım burada kalır bu kızımızda. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.